Yeniden sınıflandırma konusunu göreceğiz. Ben ders başlamadan ArcMap programını açtım. Daha önce bu DEM verisini gördünüz arkadaşlar. Şimdi bu DEM verisi dediğim sayısal yükseklik modeli. Sayısal yükseklik modelini yeniden sınıflandırabiliriz. Sonra eğim sınıfını yeniden sınıflandırabiliriz. Aynı zamanda bakı. Yani biz DEM'den üretmiş olduğumuz verileri yeniden sınıflandırdığımız gibi diğer verileri de yeniden sınıflandırabiliriz. Şimdi örneğin bu DEM verisinin properties yapıp arkadaşlar semboloji kısmından renklendirelim. Yani yeniden sınıflandıralım. Ama şuradan classified yapmamız lazım. Renklendirme şey yapabilmek için. Örneğin burası 3000 yaklaşık 3000 metrelik yer. Yani en düşük yükselti 297. En yüksek 2985 metre olduğunu görüyoruz. Mesela biz burada hepsini renklendirerek örnek diyorum. En düşük 297, bir sonraki 1000 metre ise bunu yeniden sınıflandırdığımızda bu yükseltinin değerini karşısına bir değer verip çakıştırma analizlerinde overlay gibi ya da raster calculator gibi analizlerde bunu kullanabiliriz. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. 297, 1000, 2000, 3000 değil de 500, 500 arttırabiliriz aslında arkadaşlar. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 diye şeye gidebiliriz. Yani sınıflandırmada şöyle bir şey yapabiliriz. 6 sınıfı yapsak işte 500, 1000, 1500, 2000, 2500 diyebiliriz. Sonrasında şurada classify'a gelip şu değerleri tek tek az önce istediğimiz gibi düzeltebiliriz. Yani sizler isterseniz 250 metrede bir, isterseniz 1000 metrede, isterseniz 100 metrede bir yükseltileri değiştirebilirsiniz. Hangi yükselti aralım yapıyorsanız yeniden sınıflandırmada onun karşılığını alabilirsiniz. 1500, 2000 ve 2500 arkadaşlar. Şuraya tekrardan 2000 yazacağız. Şöyle aldım. Renkleri de şu level şeylerinde düzeltebilirsiniz. Evet. Şu renkleri hızlı bir şekilde renk şey tonları yapabilirim. İşte koyu şöyle yeşil, sarı, turuncu. Böyle hızlı bir şekilde renk tonu yapıyorum. İşte kırmızı ve en sonunda şöyle koyu kahverengi yaptım. Şöyle bir yükselti haritamız oldu. Yükselti haritayı da hazır yapmışken daha güzel görünmesi için arkadaşlar şuradan hill shade yapabilirsiniz. Yani kabartma haritası ya da gölgelendirme dediğimiz harita. Daha önce bunları defalarca yaptığımız için artık hızlı yapmamında bir mahsur yok. Şurada masa üstüne yeni bir klasör oluşturdum. Çünkü ders olduğu için tekrardan siliyorum. Evet. Şu hill chart'ın üzerinde sağ tık yapıp properties dediğinizde display'e geliyorsunuz. Şu transparan kısmını işte ortalama işte 75 gibi bir değer yaparsanız burada gördüğünüz gibi yükselti haritanızda o kabartıyı verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şu haritayı genelde 250 metrede bir yapıp renklendirme şeylerini daha çok şey yapıyorum. Şu an o önemli değil. Şimdi burada yapacağımız işlem 297'nin ve 500 arasındaki yükseltinin bir yani rakamla ifade edeceğiz yeniden sınıflandıracağımız için işte 501 ile 1000 arasında 2 gibi bir değer vereceğiz. Bunu Art Toolbox'tan yapmış olduğumuz bu çalışmayı arkadaşlar
yeniden şöyle sınıflandırabiliriz. R Toolbox'a geliyoruz. R Toolbox'tan Special Analysis Tools. Special Analysis Tools'tan Reclass yazan kısma gelip şu altındaki de Reclassify kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan DEM verisini seçiyoruz. Burada da bakın value değerini yapıyoruz. Ben önceden hazırladığım için şu veri setini, yani eğer önceden hazırlamasaydınız şuradan classify'a gelip yeniden değerler atayabilirdiniz. Yani ben önceden hazırladığım için direkt karşısında değerler mevcut arkadaşlar. Burada karşısında duruyor. Ve isterseniz tam tersi de yapabilirsiniz bu verilerin. Yani işte 297-500 arası 1 değil de 6 yapabilirsiniz. Tam da tersi bir değerde yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey ama böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi bunları niye kullanıyorduk? Modelleme yapabilmek için, çakıştırma analizleri yapabilmek için. Yani raster kalkülatörden çakıştırma ya da ağırlıklı çakıştırma dediğimiz overlay'dan da bunu yapabiliriz. Yani weighted overlay dediğimiz çakıştırma analizinden de yapabiliriz. Şimdi bu output raster kısmına gelip kaydedeceğimiz yeri belirliyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yeniden şey yaptınız mı? Redem diye isim vermek istiyorum ben buna. Okey dedim. Ve gördüğünüz gibi yeniden sınıflandırdık. Yani burada tek tek şuna baktığımızda bir olan renkleri de değiştirebiliriz tek tek. O şey değil. Bir olan arkadaşlar 297 ile 500 arasındaki bir değere tekabül ediyormuş. 2 olan 501 ile 1000 arası, 3 olan 1001 ile 1500 arası, 4 olan arkadaşlar 1501 ile 2000, 5, 2001 ile 2500, 6 da arkadaşlar 2501 ile 2985 değerleri arasında olan bir yeniden sınıflandırma şeyini görüyoruz. Yani burada şimdi mesela bunları dediğim gibi geçen haftaki derste de görmüştük. Çakıştırma analizlerinde çok kolay bir şekilde kullanabiliyorduk. Yani mesela şöyle kontrol edecek olursak basit bir şeyle Special Analysis Tools'un altındaki şu map algorithm kısmında raster calculator'a geldiğimizde arkadaşlar şunu yapabiliriz. Redem dedim. Mesela eşittir diyorum. Bana 1501 ile 2000 metre arasındaki yükseltiyi göster dediğim zaman arkadaşlar ne yapacağız? 4'ü yapacağım şurada. Bakın. Ben altta şöyle 4 yapayım ki şey belli olsun. Okey dedim. Raster Calculator'la çok hızlı bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Bana şunu gösterdi şu an. Yeşille gösterilen yerler 1501 ile 2000 metre arasındaki yükseltileri gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu tür durumlarda şunları da yapabiliriz. İşte eğimi 10 derece ile 20 derece arasındaki bir yerle işte yükseltisi 500 ile 1000 metre arasındaki yerleri, üst üste binen yerleri göster dediğimizde de bunu yapabiliriz. Hatta yapalım bir tane örnek. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Bir eğim haritası oluşturmamız lazım. Zaten elimizde bir DEM verisi var. DEM verisi varsa üçte analiz kısmına gelip slope sekmesine tıklıyoruz. Arkadaşlar buradan input raster kısmında DEM'i seçiyorum. DEM kısmında output raster'a geldim. Slope dedim yani eğim kısmını yapıyoruz. Şurada output measurement kısmı dediğimiz bu ölçüm kısmı arkadaşlar. Derece ya da yüzde cinsinden ayarlayabiliriz. Ben genelde derece kullanıyorum eğim kısmını. Okey dediğimde bana eğim haritasını verecek. Evet burada gördüğünüz gibi sıfırdan 75 dereceye kadar eğim haritası var. Şimdi biz bunu da aynı şekilde yeniden sınıflandırabileceğiz. Ama ben önce düzenlemek istiyorum. Aynı şekilde bu kısmı. Şuradan şu rengi yaptım. Mesela nasıl bir şey yapabiliriz? Eğimin en yoğun olduğu kısımlar şurası, bunu da görebiliyoruz. Şuradan arkadaşlar 40 küsürlere kadar eğim yoğun. Şu kısımlarda çok az olduğunu görüyoruz. Yani 75 derecelik eğimin. O yüzden 40'tan sonrasını 40-75 arası yapacağım. Peki o zaman bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye gideceğim. Şurayı değiştiriyorum bakın. 0 ile 5 arası bizim eğimimiz oldu. 10 ile 15, 15, 20, 20, 25, 30, 35 ve 40. En sonunda 40 ile 75,07 arasındaki eğimi bize gösteriyor. Yani şu kısımla şura arasında. Çünkü çok düşük bir değer şey var orada. Okey dedim. Şu şeyleri silebiliriz. Yani aslında doğru olanı bu ama label'da yani çıktı haritası pardon layout'ta çıktı haritası hazırlarken buraların böyle çok yoğun kaba görüldüğü oluyor. O yüzden size bırakıyorum bu sistemi. Ben sadece Legend'da görünürken şey görünmesin diye, yoğun görünmesin diye bu sıkıntıları evet. Şimdi burada bu değerleri yaptıktan sonra kaç tane şey olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bizim yeniden sınıflandırma şeyimiz olacak. Yapacağım dedim. Ne oldu? Erken çıkayım. Zaman çıkacağım? Special Analyst Tools'a geliyorum. Special Analyst Tools'ta Tamam, ben yapayım. Reclass'a geliyorum. Reclass'a Onu geliyorum. tamam. Sonra Ya nereye bu? Ya kapat, hocayı dinliyorum. Ben canlı dersini kapatmıyorum. slope dedim. Slope yaptığımız kısma geldim. Sonra şurada bakın burada demde düzelmişti ama burada düzelmedi. O yüzden şu classify kısmından tekrardan şey yapacağız. Burada classify'a geldim. Arkadaşlar burada 5 diyorum. 10, 15. Şu ters şeyden gidelim. 40, 35, 30, 25, 20 ve son olarak şuraya 15 yazdım. Şunu da şey yaptım. Şurada gördüğünüz gibi 0 ile 5 arası 1, 5 ile 10 arası 2, 10 ile 15 arası 3, 15 ile 20 arası 4, 20 ile 25 arası 5, 25-30 arası 6, sonra 30-35 arası 7, 35-40 arası 8, 40 ile 75 arası da 9 olduğunu görüyoruz. Burada da slope diye isim veriyorum. Okey dedim. Okey diyorum. Evet. Ne yaptık? Eğim sınıfını da yeniden sınıflandırdık. Şimdi